Az TV ekranlarından merhaba sevgili izleyenler. Satırbaşı programıyla karşınızdayız. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenciyle 1 milyonu aşkın öğretmenin yarı yıl tatili bitti. İkinci dönem için ilk dersleri bugün çaldı. Bursa'da ise gündem Milli Eğitim Bakanlığı'nın depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkımına karar verdiği 24 okul. Bugün konuğumuz Eğitim İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona olacak. Birlikte bu yıkım kararının ve süreci konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bizlerdeyiz. Bursa'da gündem aslında yıkımına karar verilen bu 24 okul. Evet. Öğrenciler son kez okullarına gittiler aslında. Bu süreci ve bundan sonrasını da sizden dinleyeceğiz. Detaylı bir şekilde hangi okulların yıkımına karar verildi, öğrenciler için bundan sonraki süreç nasıl işleyecek sizden dinleyeceğiz. Ama öncesinde bir yarı yıl tatili bitti. Sömestr tatili sona erdi. Öğrenciler ve öğretmenler bugün ders başı yaptılar. Nasıl değerlendirirsiniz hem bu sömestr tatilin hem de ikinci dönemi nasıl değerlendirirsiniz? Evet İrem Hanım, öncelikle konukta verdiğiniz için size ve Az TV ailesine teşekkür ederiz. Tabii bugün İbrik'ten acı bir haber geldi. Evet, altı askerimizin şehit olduğunu öğrendik. Milletimizin başı sağ olsun. Umuyoruz ki sınır dışı savaş bölgesinde görev yapan askerlerimiz en kısa sürede ülkemize sağ salim dönerler. Bu acılar yeni evlere ateş olarak yayılmaz. Bursa 2019-2020 eğitim öğretim yılına sıkıntılı başlamıştı. Birinci dönemine. İkinci dönem daha büyük bir kaosla başladı maalesef. İşte sizin de ifade ettiğiniz gibi 24 okulun daha deprem dayanıksızlığı nedeniyle yıkılacağına dair karar açıklandı. Cuma günü valilik tarafından yapılan açıklama bu şekildeydi. Tabii gönül ister ki eğitim öğretim dönemine öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz huzurla başlasınlar, umutla başlasınlar, sorunsuz başlasınlar. Dönem içinde sorunlar en aza indirgenmiş bir şekilde planlamalar, gerekli çalışmalar yapılmış, hazırlıklar yapılmış olsun. Ama maalesef Bursa'da eğitimin kanayan yarası her geçen gün biraz daha derinleşiyor. Biz dönem sonunda yaptığımız dönem değerlendirmesinde Bursa'daki eğitimin işler acısı durumunu açıkçası değerlendirdikten sonra şöyle bir tespitte bulmuştuk. Bursa Milli Eğitim açısından, eğitim ve planlama politikaları açısından iflas etmiş bir yapıyı gözler önüne seriyor demiştik. Geldiğimiz nokta bugün açıklanan kararlar, ortaya çıkan yeni kaos, yeni ve büyük ve açıkçası bugünkü kadroların üstesinden gelemeyecekleri kadar çok büyük bir sorun olduğunu da görüyoruz. Çünkü bundan önceki sorunların da çözülmediğini net olarak görebiliyoruz. Bursa'da eğitimin en temel sorunlarından birisi, yıllardır çözülemeyen ve giderek de büyüyen büyük bir sorun derslik ve bina yetersizliğiydi. 2017 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın bakanlıkta yaptığı bir çalışmada ortaya koyduğu bir istatistik vardı. Bursa Türkiye'de derslik ihtiyacı olan öncelikli 15 il arasında 6. sıradaydı. Yani derslik ihtiyacı en fazla olan 6. ildik 2017'de. Ve nüfusu 2000... ve büyük bir şehir olmasını da göz önünde bulundurursak aslında bu ciddi bir sıralama. Evet, nüfus doğal olan hani bu savaş nedeniyle oluşan göç dalgasının dışında olağan bir şekilde nüfusu her yıl %2 oranında büyüyen bir kent. Evet. İhtiyacın %2 büyüdüğü anlamını çok kolay çıkartabiliriz buradan. Bakın o tarihte 2017'de 2523 dersliğe ihtiyacı vardı Bursa'nın. Ve bu 24 derslikli 105 yeni okul demekti. O günden bugüne bu açığın giderilebileceği büyük yatırımlar yapılamadı. Çünkü yalnızca bu ihtiyacı göz önünde bulundurduğumuzda 650 milyonun üzerinde bir yatırım söz konusuydu. Eğitim yatırımları durmuş vaziyette şu anda. Onu net olarak ifade edebiliriz. Hemen arkasından bu istatistiğin arkasından 2017 Eylül ayında 13 okulun deprem dayanıksızlığı nedeniyle yıkılacağına dair bir karar açıklanmıştı. Ve bu okulların ikisinin inşaatına başlandı. Geriye kalanların binalar yıkılmış, araziler boş bir şekilde duruyor. Hatta bazılarının 2017'de yıkım kararı verilen bazı okulların bugün bahçesinde hala yıkılmış olan binadan kalma molozlar duruyor vaziyette. Evet, aslında öğrenciler. 2017 yılında kararın açıklandığında yapılan bir açıklamada bir yıl içerisinde okulların yeniden inşa edileceği duyurulmuştu. Evet, tam da dediğiniz gibi bakın ben o dönem o günkü Bursa Hakimiyet Gazetesi'nden
haberi de getirdim. 7 Eylül 2017 tarihli haberi getirdim. O dönemin Milli Eğitim Müdürü'nün net açıklaması şöyle, cümlesini okuyorum. Okulları yıkıp bir yıl içinde yenisini yapacağız demişti. Şimdi üzücü olan ne biliyor musun? Son dönemlerde gördüğümüz bir hastalık var. Bürokratların bir kimlik karmaşası yaşadığını görüyoruz. Kendilerini politikacıların yerine koyarak algı yönetimine girişiyorlar maalesef. Oysa ki bürokratların görevi bu değil. Bürokratın görevi politikacının rolüne soyunmak ve kamuoyunu yanlış yönlendirmek, yanlış bilgilendirmek değil tabii ki. O dönemki bürokrat kamuoyunu yanlış yönlendirmişti ve bir yıl içinde yenisinin yapılacağını ifade etmişti. Yıl 2017'de bir yıl içinde yapılacağını söylediğiniz binalar 2018'de yoktu. 2019'da da yoktu. 2020'de de yok. 2021'de de olmayacak. Yani o 2013'ün, 17'nin yıkılmış olan 13 okulunun akıbeti henüz belli değilken, kaldı ki geçen yıl Milli Eğitim Bakanı Sayın Bakan Bursa'ya geldiğinde Demirtaş Paşa Endüstri Meslek Lisesi Bursa'nın en eski okullarından birisi ve 3 ilçeye bölünmüş vaziyette. Bugün Osman Gazi'deki tahsis edilen okul binası meslek lisesi olmaya uygun bir okul binası olmadığı halde sığınakta adeta mesleki eğitim yapılıyor. Sözüm ona, mesleki eğitim memleketin en önemli sorunuydu ve meslek lisesi memleket meselesiydi. Dolayısıyla bu kadar ciddiye alıyor vaziyetteydiler ama meslek liselerini bodrum katlara mahkum edip 3 ilçeye bölmüş vaziyetteler. Sayın Bakan'la geçen yıl Demirtaş Paşa Mezunları Derneği bir görüşme yaptı ve Demirtaş Paşa Meslek Lisesi'nin yeniden yapılması için projenin hazır olduğunu, buna destek verilmesini istediklerinde bakan 24 milyon liralık bütçeyi bulurlarsa, yani veliler, mezunlar, halk, yani devletin dışındaki diğer unsurlar bulurlarsa eğer, bu binanın yapılabileceğini söyledi. Yani bunun için bakan olmaya gerek yok bunu ifade edebilmek için. 24 milyon bulunursa o okulun yapılabileceğini herkes biliyor. Dolayısıyla şu an o yıkılmış olan okulların bütçesi olmadığı gibi yeni yıkılmış olan, yıkımı yapılacak olan, yıkım kararı verilen 24 okulla ilgili de bir bütçe olmadığını düşünüyoruz açıkçası. Bu kez de Bursa Valisi'nin, Sayın Valinin bu yıkımı yapılan okullarla ilgili, yapılacak olan okullarla ilgili kararı var. Sayın Vali de şu şekilde ifade ediyor. 31 Ocak 2020'de yaptığı açıklamada yıkım kararı alınan eğitim binalarının en kısa sürede yıkılarak yeniden yapımı için tüm çalışmalar başlatılmıştır diyor Sayın Vali. Yani bütçesi var mı, projeleri hazır mı, ne kadarlık bir sürede olacak bunlarla ilgili her ne kadar bilgi vermemişse bile göreceli bir kavram kullanmış. En yakın süre, en kısa sürede diye. En kısa sürenin ne kadar olduğunu açıkçası 2017'deki durumdan net olarak görebiliyoruz. Bir kere en kısa süre dedikleri sürenin 3 yıl olmadığını biliyoruz. Yani 3 yıldan daha uzun bir süreden bahsediyorlar ki 2017'nin enkazını henüz kaldıramadılar. Şimdi bugün gelinen noktada 24 okulun daha yıkım kararı verildi ve yeni bir karmaşaya daha neden oldular. Yıkılacak olan, yani boşaltılacak olan okulların 9'u aynı bahçedeki yıkılmayacak olan, sağlam olduğuna kanaat getirdikleri diğer bloklarda eğitime devam edecek ve ikili eğitime geçecek. Tam yön eğitimden ikili eğitime geçecek. 15 okul ise bir başka okula göç ediyor. Yani göçebe eğitim biraz daha büyüyerek devam ediyor. Demin bahsettiğim işte 13 okul ve bunun dışında ihtiyaç olan ama yapılamayan okullar nedeniyle zaten ciddi sayıda öğrencimiz başka okullara göç ediyor. Bu durum biraz daha büyüyor. Tabii 15 okulun başka okula göç etmesi demek 10.893 öğrencinin göç etmesi demek. Evet. Yani bugün olmadı ama yarından itibaren yaklaşık 11 bin öğrencimiz bir başka okula, yani evinin en yakınındaki yürüyerek gidip geldiği okula değil, büyük çoğunluğu da bir ulaşım aracına, ya toplu taşıma ya da bir servis aracına binerek, onu kullanmak zorunda olarak bir başka yere göç etmek zorunda kalacaklar. Açıkçası velinin herhangi bir sorumluluğu olmadan ortaya çıkan bu binaların çürük olması durumundan dolayı veliye bir yeni bir maliyet yüklenmiş olacak. Ama tabii mesela anaokulu yıkılacak. Okul öncesi 5 yaşındaki çocukların bir başka okula uzak mesafeye nasıl taşınacağıyla ilgili valilikten herhangi bir açıklama yok. Örneğin kamunun, devletin ihmalinden kaynaklanan bir sorun nedeniyle bu öğrencilere servis hizmeti verilecek mi? İlkokul 1. 2. sınıf öğrencileri, küçücük çocuklar, 6 yaşında 7 yaşında çocuklar bir başka mahalleye, uzak yerlere, 3'er 5'er kilometrelik mesafelere nasıl gidip gelecekler? Doğrusu bununla ilgili de tatmin edici bir açıklama yok. Yok, evet. Yine yapılan planlamaya bakıyoruz. Okulların başka yerlere göç ettirilerek başka okulların
tam gün eğitimden içeri eğitime dönüşen işte misafir olacak okullarla ev sahibi okulların dönüşümlü olarak aynı binayı kullanacakları durumuna bakıyoruz. Burada da ciddi bir planlama hatası var. Örneğin meslek lisesini bir ilkokulla ilkokul binasına yönlendiriyor valilik kararı. Merak ediyoruz. Tamam, öğrencileri yönlendirdiniz. Öğretmenleri de yönlendirdiniz ama meslek lisesinin atölyeleri var. Bu atölyeleri ne yapacaksınız? Orhan Gazi, eğitim verimli olarak sağlanamayacak o zaman o okulda. Meslek lisesi demek aslında atölye demektir, işlik demektir. Yani üretim demektir, üretime yönelik eğitim demektir. İş içinde eğitim demektir. İş içinde eğitim yapamayacaksanız, sadece teorik eğitim verecekseniz orası bir meslek lisesi olmanın dışına çıkıyor. Evet. Şimdi Orhan Gazi Erenler Mesleki Teknik Anadolu Lisesi örneğin, bir örnek vermek gerekirse. Burada yiyecek içecek hazırlama gibi birçok kız meslek lisesi olarak hizmet veren bir okulumuz. Bu okulun atölyelerini, yiyecek içecek hazırlama atölyelerini örneğin birkaç gün içinde nasıl taşıyacaksınız? Taşıyabilecek misiniz? Taşıyamayacaklar. Artık işlevsiz kalacak ve Orhan Gazi Erenler Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin Orhan Gazi'deki birçok tam gün eğitim yapan okula, ilkokullara yemek hizmeti sunduğunu da, böyle bir çalışma yaptığını da biliyoruz. Aynı zamanda o okulların da mağdur olacağı çok aşikar. Yine ilkokullarla Anadolu liseleri birleştiriliyor. Ama bakıyoruz şimdi 8 yıllık kesintisiz eğitim ortadan kaldırılırken bunu savunan tüm çevreler, Milli Eğitim Bakanlığı da dahil olmak üzere savunan tüm çevreler, işte küçücük çocuklarla koca koca lise öğrencileri aynı binada, aynı bahçede olmazlar, çok büyük sakıncaları var demişlerdi. O sakıncalara ne oldu? Bunu da merak ediyoruz. Şimdi Merinos İlkokulu örneğin, Bursa'nın en köklü okullarından birisi. 1965 yılında yapılmış yığma taş iki katlı bina. Hani betonarme binalarda evet işte bir takım mühendislik hataları ya da müteahhit sorunları ya da denetim eksikliği gibi sorunlardan ya da binanın yorulması gibi sorunlardan bir risk oluşabiliyor. Ama yığma taş binalarda durum çok da böyle değil. Ama örneğin Merinos İlkokulu'nu alıp şeye taşıyorsunuz, Anadolu Lisesi'ne taşıyorsunuz. Hemen civardaki bir Anadolu Lisesi'ne taşıyorsunuz. Nasıl olacak yani, aynı bahçede ilkokul ve lise öğrencilerinin olması sakıncalı olmayacak mı? Doğrusunu isterseniz bu durum Bursa'da tam gün eğitime geçme, hani bakanlığın bir çalışması vardı ve bir vaadi vardı. 2019'da tüm okullar tam gün eğitime geçecek diye bir vaadi vardı. Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 2017'de bir açıklamasında yine bunu net olarak görüyoruz. İşte Bursa 2019 yılında tekli eğitime hazır demişlerdi, 30 Mayıs 2017 tarihinde. Yıl 2020, 36 okulumuz daha tam gün eğitimden ikili eğitime dönmek zorunda kalıyor bu kararla. Bize göre böyle devam ederse en fazla 3 yıl içinde Bursa'da tam gün eğitim yapan okul kalmayacak maalesef. Şunu da sormak istiyorum hocam. Şimdi bu yıkım kararı verilen 24 okul taşındıkları okulda tam günden ikili eğitim sistemine geçecek. Peki öğrenciler bu durumdan nasıl etkilenecek? Öğrencilerin mağduriyeti ne olacak bu noktada? Bir kere ulaşımla ilgili ciddi sorun yaşayacaklar. Yani çocuklar artık alışık oldukları yere birçoğu yürüyerek ulaşırken mahalledeki okul yerine daha uzak bir yere toplu taşıma ya da servis aracı gibi araçlarla gitmek zorunda kalacaklar. Okulun zaman çizelgesi değişecek. Yani tam gün okullar genelde 8-39 arası eğitim öğretime başlarken, ikili eğitim yapılan okullarda 7-7.30 arasında eğitim öğretim başlamış olacak. Yani ya birleştikleri, misafir oldukları okulun öğrencileri bu zaman çizelgesinden ödün vermek zorunda kalacaklar. Yani artık henüz hava aydınlanmadan, sabahın karanlığında henüz okula gitmek zorunda kalacaklar. Ya da misafir olarak giden öğrenciler böyle bir durumla karşı karşıya kalacaklar. Öğle arası gibi bir zaman dinlenme aralıkları artık olmayacak. Teneffüsleri kısalacak. Gittikleri okulların fiziki yetersizlikleri, Bursa'da fiziki yetersizlik bütün okullar için söz konusu. Anadolu liselerinde sınıf mevcutları 40'ın üzerine çıkmış vaziyette. İlkokul, ortaokullarda ona keza Bursa'da, Bursa merkezde Osman Gazi'de sınıf mevcutları 50'ye yaklaşan ortaokullardan bahsediyoruz. Bursa'nın merkezinde bu durumdan bahsediyoruz. Sınıf mevcutları biraz daha sıkışacak haliyle. Çünkü bir okulun eğitim görebileceği binayı iki okula tahsis edeceksiniz artık. Bu ciddi bir yük demek. Tüm bunlar öğrencilerin eğitim öğretim anlamında motivasyonlarını da bozacak. Biyolojik saatlerinde de ciddi bir değişikliğe neden olacak. Alışmış oldukları okul zamanlaması, teneffüs saatleri, dinlenme aralıkları gibi çok yoğun, ağır bir tempoyla karşı karşıya kalmış olacaklar ve toplam bu kararın, 24 okulun yıkım kararının etkilediği öğrenci sayısı 28 binin üzerinde taşınacak ve onlara ev sahipliği yapacak öğrencilerin tamamının
bundan olumsuz etkilendiğini net olarak söyleyebiliriz. Hı hı. Etkileneceğini net olarak, evet, söyleyebiliriz. Velilerden nasıl bir geri dönüş aldınız? Çünkü cuma günü açıklanan bir karar ve bugün aslında öğrenciler son kez okullarına gittiler. Yani arada çok kısa bir zaman dilimi var maalesef ki. Sizler nasıl geri dönüşler aldınız peki? Onların tepkisi neler oldu? Açıkçası veliler de henüz olayı tam olarak anlamış değil. Yani bir kısmı evet cuma akşam saatlerinde açıklanan bu karardan hafta sonunda bir şekilde haberdar olmuş olabilir ama belirli bir kısmı da bugün haberdar, evet, oldu. Okullar öğrencilerini ve velilerini toplayarak bugün bilgilendirme yaptılar. Okulun tahliye edileceğini, boşaltılacağını, yıkılacağını, başka bir okula taşınacağını. Şimdi velilerin aldır aldır ne yapmaya, ne yapacaklarıyla ilgili, hı, düşündüklerini, kara kara düşündüklerini ve, evet, çözüm aradıklarını biliyoruz ve duyuyoruz. Önümüzdeki günler biraz daha tabloyu netleştirecek ama sanıyoruz herkes çocuğunun daha iyi eğitim alabileceği bir olanağı yaratmanın peşinde koşacak. Başka çaresi, hı hı, yok velilerin. Siz onlara nasıl bir çözüm önerisinde bulunursunuz peki? Açıkçası bizim de yetkililerin dışında bir çözüm önerebilecek bir olanağımız yok. Hı hı. Yani ne diyebiliriz ki İrem Hanım? Hani veliler çocuklarının iyi eğitim yapabilecekleri okul ortamı istiyorlar. Evet. Fiziksel ortam arıyorlar. Kalabalık olmayan sınıf ortamları, hı hı, istiyorlar. Daha rahat eğitim görebilecekleri, daha koşup oynayıp enerjilerini boşaltabilecekleri, gelişimlerine katkı sağlayacak atölyelerinin, dersliklerinin, sınıflarının, salonlarının, çok amaçlı salonlarının, spor salonlarının olduğu okul ortamı, güvenli okul ortamı arıyorlar. Ama gelin görün ki bugün eğitimi yönetenler onlara bu imkanları sunmaktan çok uzak bir politika, çalışma, hı hı, ve planlama üretiyor. Yani eminiz ki şöyle olacak, ekonomik koşulları uygun olan veliler çocuklarını alıp özel okullara götürecekler. Kimi veliler adreslerini değiştirip çocuklarını daha kentin batısına doğru, işte Nilüfer, Osman Gazi'nin batı kesimlerindeki okullarına doğru gitmeye, kayıtlarını almaya çalışacaklar. Ekonomik durumları uygun olmayanlar, çocuklarını özel okula gönderemeyecek olanlar, yine uzak bir semtte okula gönderip servis ve diğer masrafların maliyetleri karşılayamayacak olan çoğunluk yoksul halk kesimleri de bu işte balık istifi sınıflarda sıkıştırılmış zaman çizelgesiyle çocukların eğitim görüyormuş gibi olmalarına razı olmaktan başka bir seçenek bulamayacaklar. Yani aslında durum, bu öğrencilerin performansını da etkileyecek bir durum. Çünkü bambaşka bir yerde eğitim görmeye başlayacaklar. Belki de sizin bu bahsettiğiniz çözüm önerilerinde başka bir özel okula geçtiklerinde yeni bir çevre, yeni bir öğretmenle eğitim görmeye başlayacaklar. Aslında bunlar da onların derslerdeki performanslarını da belki de olumsuz olarak etkileyecek. Tabii ki. Bizim merak ettiğimiz başka bir şey daha var İrem Hanım. Şimdi 2017'de bu okul binaları, 13 okulun yıkım kararı açıklandığında Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bir açıklaması vardı kamuoyuna. Biz de o dönem bir açıklama yapmıştık ve Milli Eğitim yetkililerinin bize 150 okulun riskli görülerek deprem tahkik, ki yani ileri tetkik inceleme yaptırıldığını, deprem tahkik raporlarının hazırlanıp bakanlığa gönderildiğini söylemişlerdi. Eylül ayında Milli Eğitim Müdürlüğü de aynı raporlara, deprem tahkik raporlarına işaret ederek sayıyı her ne kadar 142 olarak vermiş olsalar bile çok önemli değil. 142 olsun. Onu doğru kabul edelim. 150'yi doğru kabul etmeyelim. 142 okulun deprem tahkik raporları 2017'de bakanlığa gitmişti. Ve 13 okulun yıkımına karar verilen raporlarda yine o raporlar işaret ediliyordu. Evet. Bugün yine valiliğin açıkladığı 24 okulun depreme karşı dayanıksız olduğuyla ilgili açıklama ve kararla ilgili de yine o deprem tahkik raporları işaret ediliyor. Biz merak ediyoruz. Yani teknik biraz konunun uzmanlarından da teknik bilgi edindik. O dönemde ilk edinmiştik. Doğrusunu isterseniz bir binanın deprem tahkik raporunun 3 yıl sürme olasılığı olmadığını biz de biliyoruz. Konunun uzmanları da biliyor. Eğitimi yönetenler de biliyor. 2017'de 150 okulun deprem tahkikini yaptınız. 113'ü yıkıldı. Ve o gün demiştik ki 137'si ne olacak demiştik. Sağlam demişlerdi. Yani verdikleri mesaj, kamuoyuna verdikleri mesaj buydu. Şimdi 2020'de 24 okul daha yıkıldı. Geriye 113 okul kalıyor. Merak ediyoruz. Bugün o 113 okulun raporlarını kamuoyuna açıklamadıkları takdirde valilik 113 okulun deprem tahkik raporlarını kamuoyuna açıklamadığı takdirde 100 binin üzerinde öğrencinin risk altında olacağını düşünüyoruz. Biz bu kaygımızı bir basamak daha büyüttük. Çünkü süreç o gün 2017'de duyduğumuz kaygıyı 2020'de haklı çıkarttı. Dolayısıyla 2020'de de 113 okulla ilgili
kaygıyı taşıyoruz. Var, evet. Ve size net olarak şunu ifade edeyim. Bir binanın deprem dayanıklılığı konusundaki tüm testlerin yapım süresinin bir hafta olduğunu söylüyor yetkililer. Bakınız gelinir, kolon ve kirişler taşıdığı yük, hareketli yük miktarı hesaplanır. Binalardan, kolon ve kirişlerden beton numuneleri alınır. Onlar beton mukavemetleri ölçülmesi için çeşitli araçlarla ölçümleri yapılır. Ortaya çıkan cihazların, artık teknolojinin verdiği sonuçlar bir binanın dayanıklı olup olmadığını ya da ne kadarlık bir yüke, ne kadarlık bir sarsıntıya dayanıklı olup olmadığını ortaya koyar ve sadece bir hafta sürer. Şimdi size çok ilginç bir örnek söyleyeceğim. Osman Gazi'de Yunus Ali Hacı Naci Kanalıcı Ortaokulu. 2017'de A ve B bloklarının çürük olduğu ama C bloğunun sağlam olduğu açıklanmıştı. Okulun öğrencilerinin bir kısmı C bloğa yerleştirilmiş, orada eğitim öğretime devam ettiler. Bir kısmı da 23 Nisan Ortaokulu'na taşınarak orada ikili eğitimle aynı binayı iki okul kullanmaya başladı. 2020'ye geldiğimizde alınan kararlardan C bloğunda çürük olduğu ile ilgili kararın alındığını ve boşaltılacağını öğreniyoruz. Yani bir okul binasının 3 bloğundan ikisinin 2017'de, 3. bloğun 2020'de açıklanıyor olmasının akılla izah edilebilecek hiçbir yolu yöntemi yok bizler açısından. Evet. Yani A ve B blok o gün çürüktü, C sağlamdı. Aradan bugün 3 yıl geçiyor. Bugün C de çürükmüş. Evet. 2017'den 2020'ye kadar o zaman orada, o çürük binada öğrencilere eğitim vermeye devam ettiniz ve şans eseri çocuklar hayatta. Bir deprem olmadı çünkü. Evet. Peki bu 113, geriye kalan 113 okulla ilgili durumu net olarak bilmeden çocuklarımızın, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin güvenliğinden nasıl emin olabiliriz? Valiliğin net olarak bu okulların tamamıyla ilgili deprem tahkik raporlarını açıklaması lazım. Ve ciddi bir rant kaygısı vardı. Uzun süre Bursa bunu tartıştı. Yani arazileri çok kıymetli olan okullar yıkılmıştı 2017'de. Demirtaşpaşa bunlardan birisiydi. Şimdi de bakıyoruz. Örneğin Bursa'da Osman Gazi Belediyesi'nin yaptırdığı kent meydanına çok yakın bir yerde, biraz önce ifade ettiğim 1965'te yapılmış yığma taş binası olan Merinos İlkokulu'nda yıkılıyor olması haliyle kamuoyunun aklına rant yatırımları olarak mı bu binalar yıkılıyor şeklinde bir soru getiriyor. O halde şunu da merak ediyoruz. Hem o yıkım kararı verilen 2017'deki 13 okulun hem de bu yıl 2020'de yıkım kararı verilen 24 okulun, toplam 37 okulun deprem tahkik raporları, yani çürük olduk, dayanıksız olduklarına dair raporların da kamuoyuna açıklanması lazım. Özel firmalar yaptı. Hangi özel firmalar yaptı? Ve nasıl bulgularla, hangi verilerle bu okulların dayanıksız olduğuna karar verdiler? Açıkçası tüm bunlar konusunda net olarak kaygılıyız ve öğrencilerimizin bundan sonraki süreçleriyle ilgili, Bursa'daki diğer okullarla ilgili, o 150 okuldan geriye kalan okullarla ilgili kaygımızı taşıyoruz. Velilerin ve öğrencilerin de bu kaygıyı taşıması gerekiyor. Bu soruyu sormalıyız. Çünkü çok yakın zamanda Elazığ'da büyük bir deprem felaketi yaşadık. Deprem Türkiye'nin bir gerçeği ve her an, her dakika yüzleşebiliriz bu gerçekle de. Sürekli sallanıyoruz. Evet. Sürekli sallanıyoruz ve uzmanlar Türkiye'nin deprem gerçeğiyle ciddi bir yüzleşme yaşayıp buna göre önlem almalarını konusunda ciddi uyarılar yapıyor. Depremin öldürmediğini biliyoruz. Deprem öldürücü değil aslında. Binalar. Örnekleri öldürücü, görüyoruz. Evet, öldürücü olan binalar. Çünkü çok daha şiddetli depremleri yaşayarak hiç can kaybı vermeden olan yaşamlarını hemen depremden bir süre sonra şok atlatıp devam eden ülkelerin olduğunu biliyoruz. Japonya'da bunun en büyük örneklerinden biri aslında. Evet, 9 şiddetindeki depremden sonra yaşamlarına, o kaldıkları yerden devam eden insanlar yaşayabiliyorsa dünya üzerinde, biz de 6.8 şiddetinde depremlerin altında, binaların, betonların, blokların altında ezilip ezilip ölmemeliyiz. Hele ki okul, ortalama her binasında 750 ile 1000 öğrencinin yaşadığını varsayarsak, bulunduğunu varsayarsak, buraların çok ciddi risk olduğunu göz ardı edemeyiz. O nedenle yetkililerden biraz daha sorumlu açıklamalar, kamuoyunu aydınlatıcı detay açıklamalar, Bursa'daki okulların geri kalanlarıyla ilgili durumun ne olduğu ile ilgili hepimizi aydınlatacak bilgileri kamuoyuna
açıklamalarını bekliyoruz. Evet. Beklentimiz bu yönde. Artık yavaş yavaş da süremizin sonuna geliyoruz hocam. Son olarak da şunu sormak istiyorum. Programımızın başında demiştiniz ki Bursa'nın eğitimde en önemli sorunu derslik sıkıntısı ve aslında Türkiye'de 2014'te 4+4+1 sisteme geçiş yaptı. 60 aylık olan çocuklar okula başladı. Evet. Ve normalde aslında 40 bin olan mezun sayısı bu yıl o öğrencilerin mezun olmasıyla birlikte 55 bine yükselecek ve bu da beraberinde aslında liselerdeki kontenjan sorununu ortaya çıkaracak. Bu konu hakkında neler söylersiniz? Böyle bir derslik sıkıntısının yaşandığı bir ilde lisedeki kontenjan durumu nasıl olur? Öğrenciler nasıl bir sıkıntıyla karşılaşırlar? İrem Hanım, biraz önce konuyu tartışırken şunu ifade ettim. Bursa en geç 3 yıl içinde tam gün eğitim yapan okulu kalmayan bir kente dönüşebilir. Evet. Bu olasılığın içinde demin ifade ettiğiniz sorun da var. O da şu, her yıl 40 bin 8. sınıf öğrencisini ortaokuldan liseye mezun eden Bursa bu yıl 55 bin öğrenci, yani %30'un üzerinde bir artış, oransal bir artışla 55 bin öğrenci mezun edecek. Fazladan 15 bin öğrenci için derslik ve okul bulması, üretmesi gereken bir kentten bahsediyoruz. Bugün bununla ilgili atılmış en ufak bir adım olmadığını biliyoruz. Yetkililerin akıllarındaki tek çözümün Anadolu liselerini, çünkü çok yoğun bir talep alıyor Anadolu liseleri. Bursa'da talebin çok az karşılanabildiği Anadolu Lisesi okul ve dersliği ve kontenjanı olduğu gerçeğinden hareketle şunu görüyoruz. Akıllarındaki tek çözüm var. O da önümüzdeki yıl Anadolu Liselerinin tamamını ikili eğitime geçirmek. Evet. Bunun dışında yapabilecekleri herhangi bir, tabii aslında yapmak isteseler çözüm üretilebilir. Biz defaten söyledik. Bugün tercih edilmeyen meslek liseleri ve İmam Hatip liselerinde sınıf mevcutlarının 15'ler 20'ler olduğu, dersliklerin boş kaldığı, bu okulların birleştirilerek okulların yani mevcut eldeki okulların daha verimli kullanılabileceği konularında çağrılarımızı çokça yapmıştık. Ama oralardan ödün vermek istemiyorlar. Gördüğümüz bu. Yani İmam Hatip okullarının 15 kişilik 20 kişilik dersliklerde eğitim yapmasına göz yumarak ya da bu okulları birleştirip biraz daha mevcutları artırarak yeni derslikleri, boş okullar, boş binalar elde etme çözümüne yanaşmıyor milli eğitim yetkilileri. Akıllarında tek bir şey var. Adeta Anadolu Lisesi'ni niye tercih ediyorsunuz diye öğrenciyi ve veliyi cezalandırır tarzda Anadolu Liselerini ikili eğitime geçirmek. Ki 2019 Eylül'de iki okulu ikili eğitime geçirdiler. Tam gün eğitimden ikili eğitime döndü Anadolu Liseleri. Dönüşmeyenler de zorlayarak dönüşmedi. Nasıl dönüşmedi? Örneğin Çamlıca Anadolu Lisesi 3 gün boyunca yeni gelen öğrencilere sınıf derslik ayarlayamadığı için konferans salonunda eğitim yapmak zorunda kaldı. Anadolu liselerinin tamamının kütüphane, laboratuvar gibi işlevsel alanlarını kapatıp dersliğe dönüştürdüler. Böylece öğrencileri 40'ın üzerine, mevcutları da 40'ın üzerine çıkartarak balık istifi sınıflarda bir şekilde durumu kurtarır vaziyete getirdiler. Ama önümüzdeki yılın eğitimin asla böyle bir seçeneği yok, şansı yok. Çünkü artık kapatmadıkları kütüphane, laboratuvar, çok amaçlı salon falan kalmadı. Ellerinde kapatabilecekleri birim yok. Mecburen ikili eğitime geçecekler. Tam gün eğitime giderken ikili eğitime, yani en geç 3 yıl içinde ikili eğitime döneceğiz. Başka çaresi yok, başka bir şey göremiyoruz dediğimiz durum biraz da bu. Umuyoruz ki, ama bizim bilmediğimiz, bizim görmediğimiz fakat onların hazırlıklarını yaptıkları bir çözüm vardır. Yani bunu ummaktan başka seçeneğimiz kalmıyor. Evet, artık süremizin de sonuna geldik hocam. Programımızı toparlayacak olursak son mesajlarınız, eklemek istedikleriniz neler olur? Biz Bursa'da programın başında da ifade ettiğim gibi eğitim yönetiminde, Bursa'da eğitimi yönetenler açısından çok ciddi bir zafiyet görüyoruz. Bu zaten sorunların yıllısal olarak büyümesinin, önüne geçilememesinin en önemli nedeni. Bursa Milli Eğitim Yöneticileri Milli Eğitim'e ait lojmanların hangi lojmanın hangi milli eğitim yöneticisine kolay yoldan devredileceğiyle ilgilenmekten daha büyük sorunlarla karşı karşıyalar. Biraz buraya odaklanmalılar ve çözüm için ortak akıllı alternatif düşünceleri, farklı önerileri mutlaka göz önünde bulundurmalılar. Ve Bursa'nın en önemli sorunu olan derslik ve okul ihtiyacının çözümü için biz sizin aracılığınızla buradan, hiçbir siyasi parti ayrımı yapmaksızın, Bursa'daki tüm siyasi partilere ve onların Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki temsilcisi olan tüm milletvekillerimize çağrıda bulunuyoruz. Bursa'da eğitimin içler acısı sorununa çok acil el biriyle
çözüm üretmek zorundayız. Başka bir seçeneğimiz yok. Teşekkür ediyoruz hocam. Programımıza katıldığınız, bizlere vakit ayırdığınız için. Evet sevgili izleyenler, Satırbaşı programını bugünlük burada noktalıyoruz. Yarın saatler 15.30'u gösterdiğinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.